Merhaba dostlar. Bugün sizlere Pokemon dünyasındaki ilginç bilgilerden bahsedeceğim. Pokemon dünyasında gizli saklı kalmış, öyle herkesin çok da bilmediği bilgiler bunlar. Eğer çok sevilirse, çok ilgi görürse bir seriye de dönüştürebilirim. Çünkü bu bilgilerden bir hayli fazla. Bugün sizlere 12 tanesini sunacağım. 10 taneydi ama 2 tane de ekstra ekleyeyim dedim. Eğer ilgi görürse dediğim gibi bunu bir seri haline dönüştürüp 2. ya da 3. videolarında çekebilirim. Neyse hadi başlayalım. Pokemon geliştirme aşamasındayken ilk dönemlerde tabii ki pek çok fikir ortaya çıktı. 9 kişiden oluşan Game Freak ekibi, evet yanlış duymadınız, ilk oyunu yapan ekip 9 kişiden oluşuyordu. Bu ekip tabii ki ortaya pek çok fikir attı. Bu fikirlerden birini de Satoshi Tajiri, yani Pokemon'u ortaya çıkaran kişi, bir magazin dergisine vermiş olduğu, ne diyelim, röportajda söylüyor. İlk etapta şöyle düşünüyorlarmış. Pokemon savaşları sırasında eğer rakiple karşılaştığınızda, bir eğitmenle karşılaştığınızda eğitmen sizi yenerse sizin Pokemon'unuzdan bir parçayı alıp götürüyormuş. Evet yanlış duymadınız, böyle bir şey düşünmüşler. Ama daha sonra tabii ki bunun çok böyle acımasız, çok böyle yürek parçalayıcı olduğunu da düşünüp vazgeçmişler. İlginç bir fikir ama bence iyi ki de vazgeçilmiş. Efsanevi Pokemon Lugia tasarım açısından diğer Pokemon'lardan çok farklı. O sadece film için tasarlanan bir Pokemon. Bunu daha önce bir videomda anlatmıştım, onun linkini de bırakırım. Lugia gibi bir Pokemon daha var. Evet, bu Pokemon kim? Lucario. Evet, 8. filmde yer alan Lucario 4. nesilde ilk ortaya çıkan Pokemon'lardan biri. Lucario'nun tasarımı da ortaya çıkış hikayesi de Lugia'ya benziyormuş. 8. film yapılırken böyle bir Pokemon'un yapılması kararlaştırılmış ve Lucario 8. film için ortaya çıkarılmış bir Pokemon. Eğer 8. filmi izlerseniz Lucario'nun orada normalinden daha böyle etkili, daha böyle efsanevi gibi görünen bir Pokemon olduğunu göreceksiniz. Tam da aslında bu nedenle Lucario'yu tasarlamışlar. Ama daha sonra nedendir bilinmez kararlarından vazgeçip Riolu diye bir alt evrim yaparak Lucario'yu normal Pokemon sınıflamasına çekmişler. Bu da ilginç bir bilgi. Pokemon isimleri ülkeden ülkeye, dilden dile değişebiliyor. Siz zannetmeyin ki sadece Japonca ya da İngilizce isimleri var diye. Hayır, öyle bir şey yok. Pokemon'ların Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Korece, Çince gibi pek çok dilde isimleri var. Ülkeler kendi dillerine göre bunları uyarlayabiliyorlar. Yani böyle bir şeyler yapabiliyorlar. Abrakadabra ve Alakazam ismindeki birinci nesil Pokemon'larının Almanca'daki isimleri Alman kültürüne özel bir şekilde uyarlanmış. Bildiğimiz bu sihir cümleleri, yani abrakadabra alakazam sihir cümleleri Almanca'da abrakadabra simsalabim şeklinde sıralanıyormuş. Bu yüzden dikkat ederseniz abra ve kadabra'nın ismi aynı dururken Almanca'da alakazamın ismi simsal olarak geçer Almanca olarak. Burada ilginç olan nokta bu değil. Asıl ilginç olan dördüncü bir evrimin ortaya çıkarılması. Almanya'da pek çok çocuk o dönemde dördüncü bir evrim olduğuna ve bunun ismi de BİM olduğuna inanıyorlar mı? Çünkü abrakadabra simsala BİM şeklinde olduğu için cümle dördüncü bir BİM şeklinde, hatta bunu tasarımlarını falan bile yapmışlar o dönem. Böyle de ilginç bir bilgiyle karşı karşıyayız. İlk nesil Pokemon'larından Arcanine'ın bilindiği üzere sınıflamasında Legendary yazar, yani efsane yazar. Bu konu uzun zamandır insanların tabii kafasını kurcalıyor. İlk zamandan beri hatta kafasını kurcalıyor. Hatta animenin ikinci bölümünde de Arcanine'ı diğer 3 kuşun yanında gösterdikleri artık iyiden iyiye Arcanine aslında bir efsane Pokemon mu diyerek ortalık bayağı karışmış o dönemde. Hatta günümüzde bile hala Arcanine efsane mi değil mi şeklinde tartışmalar devam ediyor. Şimdi bu aslında çok ilginç bir durum. Arcanine tabii ki ilk olarak düşünüldüğünde, tasarlandığında, ki ilk tasarlandığında ismi Blaze olarak geçiyor Arcanine'ın, onu da söyleyeyim. Arcanine efsane Pokemon olarak düşünülüyor. Hatta Growlithe yok arkadaşlar. Sadece Arcanine olarak tasarlanıyor. Ama daha sonra nedendir bilinmez bundan vazgeçiliyor. Ama şöyle bir vazgeçiş var. Yani mesela Lucario'nun az önce söylediğim gibi bir vazgeçiş yok. Biliyorsunuz animede 2. bölümde bile Arcanine efsaneler arasında görüyoruz. Yani baya baya buna sonradan karar vermişler arkadaşlar. Baya uzunca bir süre sonunda Arcanine'ı efsane olmaktan çıkarmışlar.
Ama şöyle de bir durum var. Tabii ki bilgi parçaları geride kalmış. Mesela dediğimiz gibi sınıflandırmasında Legendary kelimesi kalmış. Onun dışında ilk oyunların Pokédex bilgilerinde hala bir efsane olduğundan böyle ufak ufak söz ediyor. Aslında ilk Pokédex bilgilerinde sürekli olarak Çin efsanesi olduğu söyleniyor. Bu da gariptir. Çünkü Pokémon dünyasında bizim dünyamızda var olan bir ülkenin anılması da biraz ilginç geliyor. Zaten sonradan sonraya yeni oyunlar çıktıkça bu bilgileri tazeleyip yavaş yavaş da böyle çark etmişler, döndürmüşler. İşte Doğu folkloru, Doğu mitolojisi, işte Doğu mitolojisinde efsane olarak görülüyor tarzı böyle lafı çevirmişler. Ama şöyle bir durum var. Önce efsane olarak düşünüyorlar. Daha sonra çok uzun bir süre sonra, oyun çıktıktan sonra vazgeçiyorlar. Ondan sonra da yok aslında bu Çin efsanesiydi ya, Çinliler öyle diyormuş sadece diyerek olayı da biraz çevirmişler yani. Bu söyleyeceğim bilgi birazcık komik ama birazcık da üzücü bir durum. Neden? Çünkü hani bir programcının, bir tasarımcının hevesi nasıl kursağında kalır? Onu şimdi size anlatacağım arkadaşlar. Pokemon ilk neslinde ilk nesil starterları ve Pikachu'yu tasarlayan Atsuko Nishida isminde bir tasarımcı var. Kadın bir tasarımcı bu. Yani bizim Pokemon deyince aklımıza gelen Pokemon'ları bu kadın tasarlamış. Bu tasarımlar sırasında bir şeyler düşünüyor. Tabii biz bunu sonradan verdiği röportajlardan anlıyoruz. Charmander ve Charmeleon'u tasarladıktan sonra evrim zincirinin 3. Pokemon'unu Charizard olarak gizlice tasarlıyor ve bunu yani üzerinde de bayağı çalışıyor Charizard'ın ve şu şekilde düşünerek tasarlıyor. Yani bunu gizli tutalım, kesinlikle kimseye söylemeyelim. Oyuncular işte oyunu alıp oynadıktan sonra Charmander seçtikten sonra Charmeleon olacak, sonra evrim geçirdiğinde Charmeleon bir anda büyük bir sürprizle karşılaşsınlar. Charizard gibi heybetli bir Pokemon'la karşılaşıp şok olsunlar diyerek tasarlıyor. Ama kendisinin de dergiye vermiş olduğu röportajda maalesef oyun kapaklarını Charizard ve işte Venusaur, Blastoise şeklinde yaptıkları için bütün planları suya düşüyor. Maalesef herkes Charizard'dan tabii ki haberdar oluyor. Bu da böyle bir bilgi. Pokemon ilk nesil oyunları Red ve Green'in yeniden yapımları, remake'leri yapılırken Fire Red ve Leaf Green'den önce Mavi yani Blue'yu remake yapmayı düşünüyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz Japonya'da Red ve Green olarak çıkan oyunlar daha sonra Amerika'ya ya da Japonya dışına çıktığında green oluyor size, blue. Çünkü Japonya'da kırmızı ve yeşil zıt renkler görülürken Amerika gibi ülkelerde bu kırmızı ve mavi şeklindeymiş. Yani tamamen kültürel bir şey. Hani yurt dışına çıktıkları anda buna bakmışlar ki mavi kırmızının karşıtı olarak görüldüğü için oyunun ismini değiştiriyorlar. Daha sonra remake yaparken de madem Japonya dışına işte kırmızı ve mavi diye çıktı, bunların remake'i de kırmızı ve mavi üzerine olsun diyerek hatta ismini bile belirliyorlar. Fire Red'in ismi aynı dururken mavinin ismi, Blue'nun ismi ise Water Blue oluyor. Ama daha sonra herhalde bari bu oyunu böyle çıkardı, köklerimize dönelim diyerek herhalde Leaf Green'de karar kılıyorlar. Durum bundan ibaret. 5. nesil Black White oyunlarında karşımıza çıkan Gym liderlerinden Lenora'yı animede de tabii ki gördük. Animeden de tanıyoruz. Japonya'da ve Japonya dışında tasarımının değiştirildiğini görüyoruz. Bu bazen Pokemon dünyasında karşılaştığımız bir şey. İşte animedeki bir sahne değiştirilebiliyor ya da oyundaki bir diyalog ya da bir sahne değiştirilebiliyor. Önceki videolarımda Genix'in hani bu konuda suratının renginin değiştirildiğinden bahsetmiştim. Aslında aynı durum burada da var. Lenora karakteri ilk ortaya çıktığında işte Japonya'da Black White Toner çıktığında vesaire ya da anime Japonya'da çıktığında böyle daha ne diyelim üzerinde mutfak önlüğü gibi böyle daha çalışma ne diyelim ev hanımı gibi bir görünüm varken Lenora'nın, oyunlar Avrupa'ya ve Amerika'ya taşındığı zaman Lenora karakteri bir anda hop bir değişikliğe uğruyor ve o mutfak önlüğü gibi olan elbise çıkarılarak değişik bir tasarım yapılıyor. Bunun nedeni de tahmin edebilirsiniz. Tabii ki yine tabii ki ırkçılık. Özellikle bu Avrupa'da çok ses getirir miydi bilmiyorum ama Amerika'da büyük sorun olacağını düşünerek bu karakterde bu değişikliği yapıyorlar. Çünkü 60'lı yıllarda 50'li yıllarda siyahi kadınlar yani köleli gibi, kölelik yoktu ama köle gibi böyle sadece evlerde hizmetçi olarak çalıştırılan, yani aynı tuvaleti bile, aynı ne bileyim suyu bile kullanmasına izin verilmeyen ikinci sınıf vatandaşlardı. Bundan 70-80 sene önce düşünün yani. O karakter direkt olarak onu sanki yansıtıyor. O yüzden herhalde vazgeçtiler ve bu şekilde bir değişime uğradı tasarım. 5. nesil Pokemon'larından Golurk'un
ilginç bir yapısı var. Zaten tasarımına baktığınız zaman bazen değişik değişik formlara geçtiğini görüyorsunuz. Yani bazen ne bileyim kolları bacakları bir anda gidiyor roket gibi havalanabiliyor. İşte zaten önünde onun böyle ne diyelim muska gibi böyle mühürlendiği bir şey var. O çözüldüğü zaman biliyorsunuz delleniyor falan. Yani Golurk ilginç bir Pokemon ama Golurk'un tasarım detaylarına bakıldığı zaman, teknik çizimlerine bakıldığı zaman bir tane daha formunu görüyoruz. Bu formu Cannon Mod olarak geçiyor. Bayağı Golurk böyle kollarını yere destek olarak yapıp bildiğiniz top gibi, top mermisi fırlatan bir top gibi oluyor. Ama bu formunu biz maalesef oyunlarda hiçbir şekilde görmedik. Sadece animede ve Poképark 2'de galiba, Poképark 2 isminde bir oyunda ortaya çıkıyor. Onun dışında hiçbir yerde görünmemiş ve kullanılmamış. Neden bilmiyorum. Çünkü Golurk'un gerçekten özellikle mesela oyunlarda böyle Hyper Beam tarzı bir saldırı yaparken o moda geçmesi bence çok da iyi olurdu diye düşünüyorum. Bazı Pokemon'lar ya da bazı formlar böyle yan seri oyunlarda yapılıp bir anda da unutuluyor. Bunlardan biri de Primal Dialga. Evet, Primal Dialga ismi verilen bu form Pokemon'un yan seri oyunları olan Mystery Dungeon 3'te ortaya çıkıyor arkadaşlar ve burada görünüyor. Bu Pokemon'un zamanı kontrol edebilme yeteneği elinden alındıktan sonra tamamen ilkel, içgüdüsel böyle hislerle hareket eden bir form olarak adlandırılıyor. Temporal Tower'da yaşıyormuş, hatta yaşadığı yerde o şekilde söylüyorlar. İlkel bir form olarak geçiyor ama bu form sadece bu oyunda sınırlı. Biz Primal Dialga diye bir formu başka hiçbir yerde görmedik. Eğer bu oyunu oynamadıysanız ya da bilginiz yoksa muhtemelen bunu da ilk defa duyuyorsunuz. Pokemon'un baş tasarımcılarından ve 5. nesil starterlarını da tasarlayan Ken Sugimori'ye göre 5. nesil başlangıç Pokemon'larının son evrimleri aslında Avrupa, Çin ve Japonya'yı temsil eden ne diyelim Pokemon'larmış. Bunlardan Terperior Avrupa'daki şövalyeleri temsil ediyormuş. Emboar Çin'deki generalleri, eski ortaçağ generallerini simgeliyormuş. Samurott ve Devot ise Japonya'daki samurayları temsil ediyormuş. Böylelikle 3 kültüre bir gönderme yapılmış. 2009 yılında ortaya çıkan Pokemon'un 2. nesil oyunlarının remake'leri olan Pokemon Heart Gold ve Soul Silver oyunlarında oyun süresince bir tane etkinlik Pokemon'u ortaya çıkmıştı. İsmine Gizamini Pichu, Japonya'da bu şekilde söyleniyordu. Böyle kulağının biri farklı şekilde olan, biraz kral tacına da benzeyen böyle değişik bir Pichu formu ortaya çıkmıştı. Bu formu kısıtlı bir dönemde yani insanlara dağıttılar. Tabii o dönem benim de konsolum yoktu. Maalesef alamadık ve bu Pokemon bir daha hiçbir yerde, hiçbir oyunda, hiçbir şekilde dağıtılmadı. Hatta o oyunla da sınırlı kaldı. Çünkü diğer oyunlara da aktarılmadığı için o form orada kaldı. Aslında Gizemini Pichu fikrinden önce daha farklı bir Pichu'yu tasarlamışlar ve bunu sunmak istiyorlarmış. Beyaz Pichu, ki gerçekten güzel bir fikirmiş aslında. Bence daha değişik ve daha farklı bir tasarım. Beyaz, bildiğimiz beyaz renkte bir Pichu'nun bu şekilde etkinlik olarak dağıtılması kararlaştırılmış ama daha sonra vazgeçilmiş bir şekilde. Bu Pokemon'un reklamını yapan Shoko Nakahava ismindeki sunucu Pokemon'un Japonya'daki programını da sunuyor bu kadın aynı zamanda. Gizemini Pichu'nun reklamını yapan kişi. Hatta onunla birlikte fotoğrafları bile var beyaz Pichu ile birlikte. O da beyaz Pichu'nun daha güzel olabileceğini açıklamış daha sonra. Çünkü yani beyaz Pichu Japonca'da beyaz güveçle hemen hemen böyle ses benzerliği olan bir kelimeymiş. Böyle güveçle ilgili onun da reklamını yapmak istiyormuş. Öyle bir şeyler anlatmış yani. Güveçli reklamını bile hazırlamıştım onu diye. Bu da ilginç bir ayrıntı. Bugün sizlere son olarak sunacağım bilgi yine 5. nesil oyunlarından, Black White oyunlarından. Black White oyunlarında büyük bir şehir var, Castellia City. Oyun oynadıysanız hatırlarsınız diye düşünüyorum. Bu şehrin sahile doğru giderken 5 tane kolu var arkadaşlar. Yani sahilde böyle 5 tane uzun iskele gibi bir bölümü var. Bunu tamamen insanların 5 parmağına göre yapmışlar. Yani elinizi koyduğunuz zaman 5 parmak şeklinde yapılmış. Buradaki asıl detay, komik ve ilginç olan detay ise serçe parmağının Japonya'da kraliyeti simgelemesiymiş. Serçe parmak kraliyeti simgelediği için oyundaki lüks kurvazör serçe parmağın olduğu iskeleye yanaşıyormuş. Çok ilginç bir detay. Daha da ilginci var. Japonlarda orta parmak hakarettir. Bu bizdeki gibi işte. Orta parmak göstermek hakaret. O yüzden de plazma ekibinin gemisi de orta parmağın olduğu iskeleye yanaşıyormuş. Junichi Masuda'nın böyle ufak
şaklabanlıkları burada ortaya çıkıyor. Evet arkadaşlar, sizlere bugün 12 tane ilginç Pokemon bilgisi sundum. Dediğim gibi Pokemon dünyası ilginç bilgilerle dolu. Araştırdığımızda, incelediğimizde pek çok şey daha ortaya çıkabiliyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, devamını istiyorsanız tabii ki ne yapacağınızı biliyorsunuz. Yorumlarla, like'larla, izlenme sayısıyla bunu göstermenizi istiyorum. Eğer beğenilirse, istenirse ilginç bilgiler 2 videosunda sizlere sunacağım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.